Katil olarak girdikleri yerden onun sayesinde imam olarak ayrıldılar. Gönenli Mehmet Efendi, henüz çocuk yaşta hafızlığını tamamlayan, hayat yolculuğu hep bu çizgide devam eden ve binlerce öğrenci yetiştiren hoca. 1940'ların başında yanında taşıdığı bir kitap yüzünden tutuklanır ve Denizli'deki bir cezaevine mahkum edilir. Mehmet Efendi bu olayı bir musibet olarak görmek yerine oraya yeni eğitim yuvam der. Hoca Efendi'yi tanıyan ve onu seven bir cezaevi amiri geldiğinde şunları söyler. Size emir gereği tutuklamamız gerek. Bari hangi mahkumların arasında kalacağını siz seçin. Mehmet Efendi de onu oldukça şaşırtan şu cevabı verir. En ağır suçlular neredeyse beni oraya gönderin. Herkesin şaşkın bakışları içerisinde katillerin ve idamlıkların arasına giren gönenli Mehmet Efendi önce herkese tek tek bakar ve sonra şu kasideyi okumaya başlar. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Senden gayri her şeyler boş. Etrafına toplanan ve onu ilgiyle dinleyen mahkumların arasından koğuş ağası hocam der. Ne istiyorsan söyle yerine getirelim. Gönenli Mehmet Efendi tebessümle cevap verir. Hep beraber abdest alıp bir namaz kılalım mı? Bu namazla başlayan manevi eğitim Hoca Efendi cezaevinde kaldığı müddetçe devam eder. Hatta şöyle denir ki Mehmet Efendi'nin sohbetleriyle iyileşen katiller cezaevinden çıktıktan sonra farklı köylerde imamlık yapmaya başlar ve onun mirasını yaşatmaya devam eder. Daha fazlası için cinsi takip etmeyi unutmayın.